Sevgili kurucularım, çok değerli il başkanlarım, ilçe başkanlarım, değişim kadınları, değişim gençleri, milli mücadelenin şehri, Kuvayi Milli'nin şehri, kahramanları, yiğitler şehri, Balıkesir'de Türkiye Değişim Partimizin birinci olağan kongresini yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Onur duyuyorum, coşku duyuyorum. Bu salondaki enerjiyi, bu salondaki güzelliği gördükten sonra Kocatepe'den, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan Çanakkale'ye şöylesine bir baktığım zaman Atatürk milliyetçisi olmanın onurunu, gururunu, coşkusunu bu salonda yaşıyoruz. Bugün 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece. 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'deydik. Afyon Kocatepe'de Türkiye Değişim Partisi olarak bundan sonra önümüzdeki yıl her ilin, her ilçenin bir tane çadırı olacak. O gece olmasaydı, o gece sabah namazıyla birlikte Allah Allah sesleri olmasaydı, atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın büyük komutan onurla ve gururla "Ya istiklal ya ölüm, ordular ilk hedefiniz Akdeniz" demeseydi bu toplantıları yapamazdık. O nedenle 30 Ağustos şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Ama hemen Balıkesir'den şunu ifade etmek istiyorum ki bazılarına bakıyorum, Malazgirt'e gidiyor, Kocatepe'ye gelmiyor. Bazılarına bakıyorum, Kocatepe'ye gidiyor, Malazgirt'e gelmiyor. İşte Türkiye Değişim Partisi'nin farkı şu. Biz diyoruz ki Malazgirt'te bizim, Kocatepe'de bizim. Ve biz diyoruz ki ve sevgili kardeşlerim, biz diyoruz ki Malazgirt'ten Kocatepe'ye ulaşan, Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye için yollardayız. Tam bağımsız Türkiye, atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı Türkiye. Balıkesir'den şöylesine bir seslenmek istiyorum. Hiç kimse, ne Avrupa Birliği, ne Amerika, Türkiye'nin topraklarına ne ekilip ne biçilmeyeceğinin kararını sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosu bilir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Türkiye'mize rol biçemez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği Avrupa Birliği'nden de Amerika'dan da daha önde olur. Niye olacak biliyor musunuz? Bugün bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı daha özür dilemedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Sayın Biden lafa geldiği zaman demokrasi diyor. Özgürlük diyor, insan hakları diyor, ama diyor ki Türkiye'deki iktidarların değişmesine Amerika karar verir. Hayır, Türkiye'deki iktidarların değişmesine Amerika karar veremez. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımız karar verir. Bravo.
aynısına aman dilemedik. Elif gibi doğru olduk, eğilmedik. Eğilmek, bükülmek yok. Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan kurucularımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız bir tek korkusu vardır. Allah'ından başka kimseden korkmaz. Biraz önce içeriye girerken bir dostum diyor ki duydum. Acaba Türkiye Değişim Partisi kimle ittifak yapacak? Bu bize soruluyor. Ben de onu hemen nasıl olursa bizim kuşlar bana söylüyorlar. Kuşlar diyorlar ki Mehmet Akma bunu sana soramadı ama ona soruyorlar. Sen ne diyeceksin? İşte ben şimdi onun cevabını Balıkesir'den bütün ulusuma veriyorum. Türkiye Değişim Partisi ilk turda hiçbir siyasi partiyle, hiçbir ittifakla asla ve asla işbirliği yapmayacak. Çünkü Balıkesir'in köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde değişim adına gecesini gündüzüne katan ben o evlatların alın terini ve emeğini kimsenin yanına vermem. Bir dakika, önemli. O ittifak yapmak isteyen partiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onlar koltuklarını koruyorlar. Onlar Türkiye'yi korumuyorlar. Onlar diyorlar ki ittifak yapalım da torbada bizim oyumuzun ne olduğu belli olmasın. Biz günümüzü gün edelim. Türkiye Değişim Partisi koltuğun peşinde koşmaz. Layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin peşinde. Demokratik parlamenter sistem Türkiye Değişim Partimizin bütün il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın kurucularımızla yaptığımız toplantıda biz başkanlık sisteminin hayırlı olduğuna inansak, biz tek adam sisteminin doğru olduğuna inansak biz ona evet deriz. Ama görüyoruz ki Türkiye tıkandı. Görüyoruz ki tek başına verilen kararlar doğru değil. Görüyoruz ki istişare kültürü olmadan, kolektif aklı kullanmadan bunu böyle yapın dediğimiz kararlar doğru değil. Ben de milletvekilliğim döneminde, uzun yıllar belediye başkanlığım döneminde, siyasetin her kademesinde görev aldığım dönemlerde geriye dönüp baktığım zaman bana sorarsanız ki Sayın Başkan şunu da yapmasaydım dediğiniz bir konu var mı? Evet var. Tek başına verdiğim kararlarda doğru yapmadığımı görüyorum. Hele hele iki tane önemli karar var ki o kararlarda vicdanımın ne kadar sızladığını görüyorum. O nedenle Türkiye Değişim Partisi demokratik parlamenter sistemi savunuyor. Doğru olduğuna inanıyor. Cumhurbaşkanlığı makamının da bağımsız bir makam olmasını, partili cumhurbaşkanı olmasın, herkesin cumhurbaşkanı olsun, hangi siyasi partiye oy verirse versin, başı düşerse dara, cumhurbaşkanımızın yanına gittiği zaman oradan mutluluk alsın, enerji alsın ama o cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu temsil ediyor. O cumhurbaşkanı orada hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızı kucaklasın. Ama ben lütfederseniz Allah'ım izin verirse yurttaşlarım hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden destek verirse ben başbakanlıkta olacağım ve diyeceğim ki başın düşerse dara. İnşallah el ele kol kola omuz omuz olacağız. Balıkesir sevgili basın mensupları, önümüzdeki kurultaydan sonra Balıkesir'imize geleceğim. Kurultaydan sonraki bir ay içerisinde iki gün Balıkesir'de olacağım. Tarımı konuşacağım, sütü konuşacağım, kırmızı eti konuşacağım. Çiftçi kardeşlerim üretiyor ama üretimden hakkını alamıyor.
Çiftçi kardeşim ürününü satamazsa, kazanamazsa ne olur? Üretimi bırakır, biz de gıdamızı dışarıdan temin etmek zorunda kalırız. Hatırlıyor musunuz? Korona hastalığı başladığı zaman maske dahi üretemiyorduk. Dışarıdan bize maske dahi gönderemiyorlardı. Çiftçimizi böyle bırakırsak, o tarlalar ekilmezse yarın gıdayı bile dışarıdan ithal etmek zorunda kalırız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bir kez daha altını onurla, gururla, coşkuyla çiziyorum ki tarıma alım garantisi vereceğiz. Ekilmeyen, biçilmeyen bir tek toprağımız inşallah kalmış. Sevgili kardeşlerim, üretimi Türkiye'de konuşmuyoruz. İşsizliğin nasıl çözüleceğini konuşmuyoruz. Yoksulluğu konuşmuyoruz. Balıkesir'in derdine çare bulması gereken siyasetçilerdir ve milletvekilleridir. Şöyle bir ülke düşünün, yangın çıkmış, ormanlarımız yanıyor. Şöyle bir ülke düşünün, sel gelmiş, Sinop paramparça, Bartın paramparça, Kastamonu paramparça, yangınlar yanıyor, parlamento ne yapıyor? Tatilde. Siz bugün tatil yaparsanız olur mu? O nedenle Türkiye'deki bütün partiler aynı. Türkiye'de tek parti var, yanlış anlamayın. Bütün partiler aynı. Bütün partiler lidere bağlı çalışma yapıyor. Bizim partimizde lidere bağlı bir tutum yok. Demokrasiye bağlı tutum. Şimdi sevgili kardeşlerim, ülke kaynaklarını kime ve nereye harcanacağı bu bütçede bir vicdan meselesidir. Bir şey söyleyeyim. Kağıtta yazanlara bakmayın. Vicdana bakın, vicdana. Vicdansızsanız, vicdanınız varsa, vicdanlıysanız ayrı, vicdansızsanız ayrı. Vicdanlıysanız emekçiden, emekliden, üreticiden, esnaftan, engelliden, sanatkardan yana kullanırsınız. Vicdanınız yoksa 80 milyon hakkını 80 kişiye dağıtırsınız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Türkiye'mizin yararına olmayan hiçbir projeye asla ve asla imza atmayacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında şahısların çıkarı değil, milletimizin çıkarı baş tacı olur. Şimdi Türkiye Değişim Partimizin tercihi işsizlerden yana, yoksullardan yana, ay sonunu getirmekte zorlanan emeklimizden yana olacak, kadınlarımızdan yana olacak, erken yaşta emekliliğe takılandan yana olacak. 3600 ek göstergeyi aylardır bekleyen emniyet mensuplarımızdan yana olacak, sağlık çalışanlarımızdan yana olacak ve benim meslektaşlarım çocuklarımıza bir kelime öğretmek için gecesine gündüzüne katan öğretmenlerimizden yana. Sevgili kardeşlerim, ülkeyi yönetenler çok iyi yönettiklerini söylüyorlar ve zaman zaman da diyorlar ki şahlandık, uçuşa geçtik. Doğru. Ülkeyi yönetenler uçuşa geçti. Ama nerede geçti biliyor musunuz? Elektrik faturaları uçuşa geçti. Gıda fiyatları uçuşa geçti. Şimdi okullar açılıyor. O annelerin, babaların neler çektiğini görüyorum ve fiyatların uçuşa geçtiğini görüyorum. Ben her gün bir ildeyim. Sokaklardayım. Ülkemizin işsizini, çalışanını, emeklisini, esnafını ve çiftçisinin ne kadar mutsuz olduğunu görüyorum. İşte Türkiye Değişim Partisi olarak Allah'ım izin verirse gülmeyen yüzleri güldürmek için yollar bulduk. Tam tamına 19
19 yıldır ülkeyi yönetenler bu kötü tabloya rağmen yoksulluğa, işsizliğe razı olalım, haksızlık karşısında da susalım istiyorlar. Herkes sussa Türkiye Değişim Partisi haksızlıklara baş kaldırmaya devam edecek. Evet sevgili kardeşlerim, değerli basın mensupları, biz bu düzeni bozacağız. Bazılarını çok ama çok rahatsız edeceğiz. Hep söylüyorum ve diyorum ki evet, Türkiye'de çok parti var. Bu partilerin hepsi aynı, resim aynı resim, sadece ve sadece çerçeve değişik. Bu partiler eski düzenin partileridir. Bizim farkımız nedir? Bir kere Türkiye Değişim Partisi olarak bizim birinci farkımız, diğerleri masa başında kurulan parti, Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Türkiye Değişim Partisi yıllarca hareketli, bugün inşallah bereket olmaya saygıyla sevgiyle devam ediyor. İkinci farkımız da partimizin yapısı ve tüzüğü. Hiçbir genel başkan iki dönem partimi iktidara taşıyamazsam istifa ederim demiyor. Çünkü koltuğa yapışmışlar. Benim ve arkadaşlarımın rütbe heyecanımız yok Abdülkadir. Bizim rütbe heyecanımız yok ama bizim hizmet heyecanımız var. Benim ülkem iyi yönetilmiş olsa, benim ülkemde insanlar son derece mutlu olsa, muhalefet partileri iktidar partiyle puan farkını bire düşürse bizim meydanlara çıkmamıza gerek yok. Ama bugüne kadar Ankara'daki muhalefet partileri yeteri kadar konuştular, sandığa yeteri kadar gittiler, hep sandığın dibinde kaldılar. Bugünden sonra konuşacak olan değişim, bugünden sonra konuşacak olan sizlersiniz. Sevgili basın mensupları, arkadaşlarımızdan ikaz geldi basınımızdan. Bir kez daha Afganistan'ın altını, Taliban'ın altını çizmek istiyorum. Tamamen Afganistan'da oynanan oyun Amerika'nın oyunudur. Amerika ile Taliban anlaşmıştır. Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban'a teslim etmiştir. Ve yakında Taliban komşumuz İran'a savaş açarsa, gelen bilgiler bu doğrultudadır. Bizim çok çok dikkatli olmamız lazım. Taliban'ın olayını İran üzerinden Türkiye'ye bulaştırmaya çalışan Amerika'nın oyunlarını bozacağız. Bakın, bunu daha bugüne kadar hiçbir siyasi lider söylemedi. Herkes bazısı Taliban'a baktı, bazısı dost olalım dedi. Ama ilk defa Türkiye Değişim Partisi karşımızda Taliban'ın değil Amerika'nın bir oyunu olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri 20 sene 780 milyar dolar parayı orada bıraktı. Taliban'la anlaştı, silahları, teknik donanımları, uçakları, helikopterleri hepsi orada ve yakında İran'a karşı savaş açacak duyumları kulağımıza ciddi yerlerden gelmekte. O nedenle Türkiye olarak bu oyunları bozmalıyız, son derece dikkatli olmalıyız.
Suriye üzerinden Türkiye'yi denediler, İrak üzerinden Türkiye'yi denediler, şimdi de İran üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Amerika'nın oyunlarını bozacağız. Siyasi nezaketsizlik bekleyenler, kavga bekleyenler boşuna bekler. Erdemli siyasetin, tutarlı siyasetin ilkelerini ortaya koyacağız. Günümüzün siyasetinin nasıl olması gerektiğini, topluma ve gençlere nasıl örnek teşkil etmemiz gerektiğini en güzel şekilde anlatacağız. Sevgili kardeşlerim, pozitif enerjinizle Türkiye Değişim Partisi'nin en büyük gücü çözüm üreten kadroları sizlersiniz. Sizleri görüyorum. Ama Türkiye Değişim Partisi kendi kültürümüz, kendi coğrafi yapımıza göre ülkemizin sorunlarını tek tek ele alacağız. Türkiye Değişim Partisi'nde. Hiç ama, hiç kimse. Başka bir arkadaşını konuşamayacak. O arkadaş onu yaptı, bu arkadaş bunu yaptı. Bunu konuşanlarla yürüyemem. Herkes Türkiye'nin sağlığını, eğitimini, emeklisini, engellisini, çevreyi, doğayı, Avrupa'yı, Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkasları, Balkanları ve yarın Türkiye'mizi nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. İki arkadaş bir araya gelip de o il başkanı öyleydi, bu il başkanı böyleydi, bunları konuşanlarla yollarımızı ayırır. Çünkü Türkiye'nin en tutarlı, bunu konuşan partiler var. İçe dönük politika yapan partiler var. Bizim partimiz içe dönük dedikodu üreten, şahsi koltukları için mücadele veren, efendim ona karşı buna karşı böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Biz Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir partiyiz. Kararlı, verimli ve uyumlu olacağız. Türkiye Değişim Partimizin ana teması huzurdur. Ana teması barıştır. Ana teması özgürlüktür. Ana teması büyüklerimize saygıdır. Hiçbir genç il başkanımın karşısında, bir annemizin, babamızın, anneannemizin karşısında ayak ayak üzerine atarak asla oturmamalı. Bu eğitimi hep beraber vereceğiz. Çünkü şunu biliyoruz. Bakın, iktidar milletten uzaklaştı. İktidar artık milletin karnını doyurmuyor. İktidarın güneşi artık hiç kimseyi ısıtmıyor. İktidar batan güneş, doğan güneş. Siz olacaksınız. Sevgili kurucularım, sevgili il başkanlarım, sizler görev yaptığınız bölgelerde, şehirlerde sorunları doğru ve yerinde tespit etmelisiniz. Sizler milletimizin vekaletiyle bu ülkeyi yönetmeye talip, asaletli ve liyakatlı kişilersiniz. Öyle seçiliyorsunuz. Çok yakında, hiç merak etmeyin, büyük başarılara imza atacağız. Büyük başarı nereden geçiyor? Huzurdan geçiyor. Büyük başarı nereden geçiyor? Kararlı olmaktan geçiyor. Büyük başarı nereden geçiyor? Verimli olmaktan geçiyor. Büyük başarı nereden geçiyor? Ben değil, biz demekten geçiyor. Büyük başarı nereden geçiyor? El ele, kol kola, omuz omuza olmaktan geçiyor. Türkiye Değişim Partisi siyaseti erdemli, meşru ve her zaman açık ve şeffaf olacaktır. Türkiye Değişim Partisi yurttaşlarımıza
tepeden bakanlarla asla ve asla yürüyemez. Yurttaşlarımıza tepeden bakanlarla, yurttaşlarımızı hakir görenlerle asla ve asla yürüyemez. Türkiye Değişim Partililer sadece kendisini seçenlerin, kendisine oy verenlerin haklarını ve hukuklarını asla korumayacaklar. Türkiye Değişim Partisi bütün yurttaşlarımızı kucaklayacak. Çünkü diğerleri diyor ki %50'si benim, gerisi ne yaparsa yapsın. Biz öyle diyemeyiz. Bize oy versin, oy vermesin. Biz yurttaşlarımızın %30'unu, %40'ını, %50'sini değil, Allah'ım izin verirse biz yurttaşlarımızın %100'ünü kucaklayacağız ve %100'ünün de yüzünü güldüreceğiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, unutmayın, dayanıksız bu laflarımı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Kurultay yaklaştıkça bu lafların sayısı daha da çoğalacak. Çünkü büyük kurultayda öyle bir şey yapacağız ki artık Türkiye diyecek ki bravo, işte cennet vatanımı yönetecek kadrolar burada oluşuyor. Bu laflarıma çok dikkat etmenizi istiyorum. Dayanıksız, sabırsız olanlar elenir. Dayanıklı olmak, mücadele etmek, çok çalışıp ülkemizde inşallah ve inşallah çok güzel sonuçlar alacağız. Kurultayımızla birlikte kulvara giriyoruz, yarışa başlıyoruz ama en önde biz olacağız. Bunu görüyorum, hiç merak etmeyin, bunu görüyorum. Ve şöylesine bir bakıyorum. Partimizin iktidar amacına ulaşması için dava arkadaşlarımın vereceği desteği, yapacakları çalışmaların başarıya ulaşacağını görüyorum. Niye biliyor musunuz? Karşınızda bir genel başkan yok. Karşınızda bir gençlik kolu başkanı var. Unutmayın ki yerime dahi yapmayacağım. Kurultaydan sonra bir bakacaksınız ki çivrildiyim. Bir bakacaksınız ki Tavaslıyım. Bir bakacaksınız ki Pamukkale'deyim. Bir bakacaksınız ki çivrildiyim. Bir bakacaksınız ki Denizli sabahleyin uyanıp bakacak ki ya dün sana bir buradaymış gece. Allah Allah, beni arayacak. İl başkanım beni arayacak. Diyecek ki başkanım dün gece buradaymışsınız. Üzüldük. Bize haber vermeden nasıl Denizli'ye gelirsiniz? Ben de diyeceğim ki Orçun başkanım, sen işini öyle yap, ben de işim böyle. Şimdi sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, kalplerimizdeki sevgiyi tüm ülkemizde buluşturmanın zamanı yaklaşıyor. Ülkemizin önündeki umut tohumlarını Rabbim izin verirse bizden başka yeşertecek bir parti yok. Neden yok biliyor musunuz? Onlar iç kavgalarla meşgul. Bir tarafı iktidarla meşgul, bir tarafı belediyelerle meşgul. Onlar diyorlar ki on dönüm Bostan, yan gel yat Osman. Biz öyle bir şey asla ve asla diyemeyiz. Biz canla başla milletimizin teveccüsüyle inşallah ve inşallah o sandıktan çıkacağız. Balıkesir'e şöyle bir bakıyorum. Mehmet Akma başkanımın şahsında bütün ilçe başkanlarıma, aslanlarıma, civanlarıma, yiğitlerime şunu söylüyorum. Balıkesir'de bugün tarihi mütevazi bir kongre yapıyoruz. Balıkesir'de bugün yaptığımız kongre bizim için gerçekten ve gerçekten son derece önemli. Nasıl burada Seyit Onbaşı Çanakkale'de nasıl kazandıysa biz de Türkiye'de öyle kazanacağız. Sevgili kardeşlerim, kurultayımızla birlikte milletimizin yüzü gülecek. Allah'ın izniyle, milletimizin yetkisiyle hakkı hakka teslim etmek,
Türkiye'mizde çeşitli nedenlerle kırılan, üzülen, kıyıda kalmış, köşede kalmış kalpleri onarmak, sevgi tohumlarını yeşertmek, güçlü Türkiye'nin değişim hamlesini yapmak üzere yola çıktık. Ankara'ya doğru Bismillah diyerek ilerliyoruz. Ülkemizdeki insanlarımızın artık açlık ve sefaletle karşı karşıya kalmalarına asla izin veremeyiz. Bir kez daha Balıkesir'den şöylesine seslenmek istiyorum. Biliyor musunuz ki Türkiye'mizde zenginleri doyurursak fakirler doyar. Bakın bir şey söyleyeyim, ağlarımız bir şey söyleyeyim. Türkiye'de zenginleri doyurursak fakirler doyar. Türkiye'de doymayan fakirler değil, doymayan zenginler. Ama ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Allah'ım insanları denemek için önce para verir, sonra da makam verir. Rabbim insanları böyle dener. Beni böyle çok denedi. Layık olmaya çalıştım. Şimdi nasıl bir şey diyeceğim biliyor musun? Allah'ım insanları dener, para verir ve makam verir. Ondan sonra bakar. Paranız çok olabilir. Makamınız da çok yüksek olabilir ama adam olmazsanız ne işe yarar? Önemli olan adam olmaktır. Önemli olan adam olmaktır. Sevgili kurucularım, sevgili yol arkadaşlarım, çok keyif aldım. Son derece mutluyum. O nedenle de konuşmamı sizleri görünce enerji aldım. Biraz daha uzatıyorum. Şimdi şunu unutmayın. Türkiye'de bir iktidar var, bir de biz varız. Diğerleri yandaş. Hepsi yandaş. Nasıl yandaş biliyor musunuz? İktidarın yandaş kanalları var, muhalefet partilerinin yandaş kanalları var. Buradan söz veriyorum. Türkiye Değişim Partisi iktidarında asla ve asla televizyonlarımız, basınımız olmayacak. Soruyorum, rahmetli Ecevit'in basını televizyonları mı vardı? Süleyman Demirel'in basını televizyonları mı vardı? Onun için bizim basınımız ve televizyonlarımız özgür olacak. Dilediğini dilediği gibi yazacak. Zaman geliyor çare peşimde. Türkiye'm sıra bizde. Zamanı geldi işte. Derde derman geliyor çare peşimde. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Türkiye'de değişim. Sevgili kardeşlerim. Biz muhalefet değiliz. Biz alternatifiz. Biz reaksiyon hareketiyiz, çözüm ve aksiyon hareketiyiz. Bir kez daha altını çiziyorum. Biz muhalefet değiliz. Biz alternatifiz. Çünkü biz Ankara'ya kiracı olmaya değil, ev sahibi olmaya gidiyoruz. Biz Ankara'ya AK Parti'den iktidara teslim olmaya gidiyoruz. Bizim sevgili gençler, bizim polemikle, lafla, atışmayla işimiz yok. Bizim işimiz çözüm bulmak, çare bulmak, önerilerimizi yurttaşlarımızla buluşturmak. Bizim sen-ben kavgasında, sağ-sol kavgasında işimiz yok. Bizim işimiz 84 milyon yurttaşlarımızı hiçbir renk, hiçbir ırk, hiçbir kültür, hiçbir mezhep, hiçbir etnik köken farkı gözetmeden 84 milyonu kucaklayacağız ve barışa barışa ve çalışa çalışa kazanacağız. O nedenle sevgili kardeşlerim, biz bugünkü siyasetin diğer partiler, bugünkü siyasetin figüranı. Biz bugünkü siyasetin figüranı olamayız. Biz ezilen halkın sesiyiz. Biz yoksul vatandaşlarımızın da inşallah kalesi olacağız. Biz bu düzenin partisi değiliz. Biz bizzat halkın kendisiyiz. Çünkü biz Türkiye Değişim Partisi.
Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, vatandaşımız gerçekleri duymak, güven duymak, şeffaf, adil, hakça bir düzende gerçekten yaşayacak güzel bir Türkiye istiyor. Bizim ana fikrimiz adil, hakça bölüşen Türkiye. Geliri tabana yayan Türkiye. Bir kez daha söylüyorum. İşçi de bizim, esnaf da bizim, tüccar da bizim. 1 Mayıs bayramları nasıl kutlanacak biliyor musunuz? Alın teri ve emek. Büyük bir coşkuyla, büyük bir enerjiyle. Ama 1 Mayıs'ları sadece işçi arkadaşlarımız kutlamayacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ülkenin başbakanı da, fabrikanın sahibi de, fabrikada çalışan da el ele, kol kola, omuz omuza olacak. Sevgili kardeşlerim, Oktay neredesin? Oktay nerede Oktay? Oktay'ı çağırın bana gelsin. Sevgili kardeşlerim, Mehmet Akma başkanımıza kocaman kocaman bir alkış istiyorum. Bütün ilçe başkanlarıma çok kocaman alkış istiyorum. Balıkesir'de olmazsa olmazı yarattılar. Oktay benim gençlik kolu başkanım. Oktay'cığım, Balıkesir gençlik kolları sana mı emanet? Coşacak mısın? Coşacağım başkanım. Koşacak mısın? Koşacağım. Oktay'cığım, bir kere bundan sonra geldiğim zaman Balıkesir sınırında bu abini 50 gençle karşılayacak mısın? Karşılayacağım başkanım. Sen benim aslanımsın, civanımsın, Oktay yiğitimsin. Çare? Sarıgül. Türkiye için çare? Sarıgül. Peki, marşımızı herkese öğreteceksin Oktay'cığım. Ben söyleyeceğim, sen tekrarlayacaksın. Ben söyleyeceğim. Oktay'cığım, bütün gençlere bu marşı planlayacaksın. Gençleri alacaksın, bana geleceksin. Ankara'ya geleceğim. Sevgili Oktay, bir geceye tam saat 2:30'da seni bir viyadüğün üzerinde Çare Sarıgül yazarken spreyle senin yanında ben olacağım. Şimdi Sarıgül bunu söylüyor. Diyeceksin ki acaba gelir mi? O gece gelip ben seni bulmazsam Sarıgül olmam. Hiç merak etme. Kurultaydan sonra her çarşamba günü ya da 15 günde bir her çarşamba günü gece saat 11'den 04'e kadar yazıda olacaksınız. Daha yazıda olacaksınız. Dağlara taşlara çare yazarken beni yazmayacaksınız. Cennet vatanımın geleceğini saygıyla, sevgiyle siz yazacaksınız. Onun için Oktay'cığım, onun için ben söylüyorum, sen tekrarlıyorsun. Ben kararımı verdim. Ben kararımı verdim. Lider olmaya geldim. Lider olmaya geldim. Ülkeme hizmet için. Ülkeme hizmet için. Sarıgül'e söz verdim. Sarıgül'e söz verdim. Ben lider olacağım. 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 Oktay'ın liderliği bugün başlangıç yapmıştır. Oktay, gözlerinden öpüyorum. Oktay'cığım, barışa barışa ve çalışa çalışa kazanacak. Bütün il başkanlarım adına, bütün il başkanlarım adına, İzmir adına, Kırklareli adına, Aydın adına, efendime söyleyeyim, Kocatepe, Afyon adına, Manisa adına, unuttuğum il başkanımız var mı? Evet, Bursa adına, İzmir'i konuştum. Denizli il başkanımı buraya davet ediyorum. Denizli il başkanımın şahsında bütün il başkanlarına hitap ediyorum. Denizli il başkanımız, Denizli'deki bizim kale komutanımızdır. Orçun Başkan'a itimat etmişiz, güvenmişiz, Denizli'yi temsil etmişiz. Ve Denizli'de çok güzel çalışmalar yaptığını görüyorum. Büyük bir heyecanla çalışma yaptığını görüyorum. Denizli'de bütün ilçe başkanlarıma, değişim kadınlarına, değişim gençlerine selamlarımı lütfen ilet. Türkiye Değişim Partisi
Genel Merkezi'nin Denizli'deki tek yetkilisi sensin. Senin son derece başarılı olacağına inanıyorum. Denizli'de ve Türkiye'nin her noktasında il başkanlarımın huzurunu kaçırmak isteyen, Denizli'de ve Türkiye'nin her noktasında il başkanlarımın enerjisini aşağı çeken arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Sana başarılar diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Denizli'nin sandığından çıktın. İnşallah Denizli'de halkın da sandığından çıkarak parlamentoda seni görmekten gurur duyacağım. Sevgili Melek, sizin şahsınızla bütün Denizli'deki ilçe başkanlarımı, bütün Türkiye'deki ilçe başkanlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben hiçbir arkadaşımın emeğini, hiçbir arkadaşımın alın terini 3-5 tane sabırsıza teslim etmem. Evet sevgili başkanlarım, son viraja giriyoruz. Nişanımızı yaptık. Denizli'de yaptık bu nişanı. Evet, Bursa'da yaptık. İzmir'de yaptık. Dün bu nişanı Kırklareli'nde yaptık. Manisa'da yaptık. Afyon'da yaptık. Ve özellikle Aydın'ı çok alkışlayın. Yoktan var etti. Gerçekten. Kadın kıskanma. Yoktan var etti. Ve gerçekten Ege sorumlumuza çok Akif Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Koşturdu, müthiş çalışmalar yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Yine bu bölgede atsız bir kahraman var. Sakin, konuşmaz, yaptığını anlatmaz. Hiç kendini pazarlamaz ama ben onun nasıl bir çalışma yaptığını biliyorum. Unutmayın, bu partide genel başkana yakın olmak önemli değil, teşkilata ve halka yakın olmak önemli. Bu duygularla sadece İzmir'de koşturmadı. Uşak'ta koşturdu. Aydın'da koşturdu. Manisa'da koşturdu. Afyon'da koşturdu. Buralarda yetmedi, gitti. İsparta'da koşturdu. Oralarda yetmedi, Allah'ım ondan 500 bin defa razı olsun, Çankırı'da koşturdu. Oralarda yetmedi, gitti Çorum'da koşturdu. Oralarda yetmedi, gitti Kırıkkale'de koşturdu. Bana da her zaman, her dakika, bütün görevlerimi bıraktığım anda hiçbir yere gitmedi. Duruşuyla birlikte muhteşem duruş yaptı ve dedi ki benim umutlarımın azaldığı anda, gece sabaha kadar ağladığım anda bana dedi ki sen benim başbakanım olacaksın. O aslan parçası, o yiğit siyasi tarihimde ve hayatımda anılarımı yazacağım zaman en başta yazacağım isimlerden bir tanesi sevgili Şaban kardeşimi. Alkışlıyoruz. Ona kocaman teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili başkanım, bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum.